Hocam sürekli tedavi ihtiyacı olan kişi orucunu nasıl tutar? Şimdi bu tabii kişiye göre değişen bir konu. Yani sürekli tedavi olmanın e, sürekliliğine veyahut da tedavi şeklindedir. Buna göre değişiklik, e, değişkenlik arz eder. Yani eğer e, tedavide tabii buradaki daha çok önemli olan konu ilaç kullanmaktır. Yani belli saatlerde ilaç kullanmaktır. Eğer ilaç günde iki defa kullanılması gerekiyorsa, bunların da yani birkaç saat ileri geri olması çok bir şey fark etmezse, sahur vaktinde alınması ve bir de iftar vaktinde alınması eğer yeterli geliyorsa o şekilde bir sahurda, bir de iftarda iftar vaktinde şey yaparak ilaçlarını alarak orucuna devam edebilir. Eğer bir sıkıntı teşkil etmiyorsa. Ama tabii burada doktorun yönlendirmesi önemli ya da gündüzün ortasında da ilaç kullanması gerekiyorsa. Şimdi bir tedavi vardır ki e, mesela bir takviye olması için bir vitamin alıyordur. Bu belki yani biraz daha geciktirmesinde veyahut da e, işte bir tanesini azaltmasında onun için pek bir sakınca olmaz. Ama hayati bir tedavi oluyorsa ve bunu hiç aksamaması gerekiyorsa buna daha çok doktorunun karar vermesi lazım. Tabi doktorun da bu tedavi yönteminin de iyi araştırılması gerekir. Yani dini hususlarda bir art niyetin olmaması, yani biz buna Müslüman ve tecrübeli bir doktor diyoruz. Bu şekilde olursa, yani tedavisinin ne şekilde olacağını, oruç tutup tutamayacağını biraz da doktoruyla istişare etmesi gerekir. Eğer zarar vermiyorsa ilaçların kullanması sahur vaktinde ve iftar vaktinde alarak orucuna devam edebilir. Ama gündüz mutlaka kullanması gereken bir ilaç varsa o zaman orucunu tutmaz. Daha sonra iyileştikten sonra kaza eder.